şirketlerimizin sorunlarını özellikle vurgulamanızı rica ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gard'ın AŞ'de tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları dinledi. Geldiğimiz günden beri dile getirdiğimiz şey, üreticinin girdileri. Maalesef babadan oğula diye devam etmesi gerekirken, maalesef şu anda üreticinin çocukları fabrikalarda asgari ücretle çalışmaya başladılar. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve COVID-19 salgınının bunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Tarımın şöyle bir özelliği var. Pandemi bütün dünyaya şu gerçeği gösterdi. Tarım stratejik sektördür. Tarımsız bir dünyayı düşünemeyiz. Dolayısıyla bizim var olan topraklarımızı çok verimli bir şekilde kullanmak ve insanlarımızı da toprağa küstürmemek. Eğer toprağa küstürürseniz felaket bir tablo çıkıyor ortaya. Genç nüfus kalmadı diye orada bizim şöyle bir projemiz var, düşüncemiz var. Onu kamuoyuna da açıkladık. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Böylece bunlar yerin zamanı gelince emekli olacaklar. Bunları hem kırsalda tutmuş olacağız orada çalıştığı için. Ayrıca yük de olmayacak işveren üzerine. Tarlayı eken bir içeren üzerine özel bir yük de olmayacak. Dolayısıyla teşvik bir taraftan kadın ve gençlerin kırsalda tutulmasını sağlarken öbür taraftan da devletin sosyal devlet olma olayını geniş kitlelere duyurmuş olacağız. Uzun vadeli kiralama. Şimdi bakın yaptığınız iş çok değerli ve çok önemli. Artı döviz kazandırıyorsunuz. Artı istihdam yaratıyorsunuz. Olması gerekenle siz bir otel arazisini 49 yıllığına kiraya veriyorsunuz değil mi? Üstüne bir de teşvik veriyorsunuz. Niye size 49 yıllığına veriyorsunuz? Şart koşarsınız. Dersiniz ki bu işi yaptığı sürece 49 yıllığına veriyorum. Ya devlet kazanacak. Vatandaş kazanacak. Siz kazanacaksınız. Siz kazandığınız gibi... Kılıçdaroğlu, süs bitkileri alanında çalışan firmaların çok değerli ve önemli bir iş yaptıklarını dile getirdi. Kendi ülkenizde çalışıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz, istihdam yaratıyorsunuz. Bakın, övünerek söylüyorsunuz. Çalışanların %75'i kadın diye. Bu çok sıradan bir olay değildi. Yani sektörün kadına verdiği değeri, kadının da sektör için ne kadar uygun bir alan olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla o çerçevede bakmak gerekiyor. Çok kıymetli bir ürün süs bitkileri. Değerli arkadaşlar, zaten çiçekle tanışmaya kimse yok. Yani doğum gününden ölüme kadar, yani insanın doğumundan ölümüne kadar, acı günlerinde de, sevinçli günlerinde de bir şekilde elimizde bir buket çiçekle veya bir çenekle bir yerlere gidiyoruz. Dolayısıyla üretilmesi gerekiyor. Geniş kitlelerin talebi var. Bu talebin karşılanması gerekiyor. Mümkünse bütün ürünler keşke Türkiye'de üretilebilse. O da yeri ve zamanı gelince üretileceğinden eminim. Benim kişisel inancım, felsefem, düşünsel olarak da felsefem, parti olarak da felsefemiz, bir yerde bir sorun varsa o sorunu yaşayan insanları çağıracaksınız veya siz ayağına gideceksiniz, oturup konuşacaksınız. Sorunu onlardan dinleyeceksiniz çünkü onlar aynı zamanda çözüm de üretirler. Sorunu bildikleri için, yaşadıkları için bu sorun böyle çözülebilir diye. Bu aslında siyasetçilerin kaçırmaması gereken bir alan. Sorunu çözmek istiyorsunuz. Sorunu yaşayana muhatap oluyorsunuz. Bir süre sonra sorunu çözüyorsunuz. Minnet duyacak. Siz de minnet duyacaksınız. Yani siyaset kurumu sorun yaratan değil, sorun çözen kurum olmak zorundadır. Bu çerçevede şundan emin olmanızı isterim. Türkiye düşündüğünüzden çok daha büyük ve çok daha güzel bir ülke. Türkiye'nin her tarafını gezen birisi olarak ifade edeyim. Olağanüstü zenginliğimiz var. Ama bu zenginliğin ne anlama geldiğini, bu zenginlikten nasıl yararlanmamız gerektiğini siyaset kurumu tam öğrenmiş değil. Ankara'da odalarda oturarak bu sorunlar çözülemez. Tam tersine sorunları bilen, alanı gezen, sorunu yaşayanlarla oturan, konuşan ve sorunları çözen yapıya ihtiyacımız var.